Fringe Festival için Craft'a Prova'ya gidiyorum. Orada hem oyuncu olarak yer alıyorum hem de benim tasarladığım, yönettiğim bir performans yer alıyor. Deneyim koridoru başlıyor. İrrite etmek ve aslında başta yarattığımız provokasyonun sonucuna maruz bırakmak istiyorum. Kleopatra Antonius'la artık beynim yokuyor artık. Ayrıca yarın bir çekimim var. Yoruldum artık yani. Ben Şubat'tan beri çalışıyorum bu proje için. Damla balığına benzedi ama. Baba beni seçme. Sabah dünkü o kadar ağlamamdan sonra gözlerim şişti yani. Aa yoruluyor. Kendini 10 yıl diktatör ilan etti. Şu an bir karar almak durumundasın. Demokratik düzende diktatörlüğe geçiş yapıldı. Diktatörlük ya da demokrasiyi seçmek zorundasın. Eğer demokrasi diyorsan zaten Jules César'ı şu an öldürdün. O zaman buyurun bıçağınız. Sonrasını deneyimlemek için koridordan geçeceksin. Deneyim koridoru başlıyor. Burası şöyle bir alan. Karanlık. Sadece koridorun sonunda küçük bir ışık var. Koridor boyunca hem soğuğa maruz kalıyorsun hem insan bedenlerini çiğneyerek ilerleme hissini yansıtması için zeminde yürüyorsun. Yol boyunca önünde pilates topları ya da yine dokusunu araştırıp bulacağımız engeller olacak. Bir yandan seslere maruz kalınıyor. Burada bir inşaat sesi, bir sonrakinde diş hekimine gittiğimizdeki o duyduğumuz metalin sürtünme sesi, plastiğin sesi, beş duyumuza hitap edecek ve rahatsız edecek bir deneyimden bahsediyorum. Bu görmediği bir karanlığın için irrite etmek ve aslında başta yarattığımız provokasyonun sonucuna maruz bırakmak istiyorum. Kleopatra Antonius'la savaşa gidecekken Antonius ondan önce gidiyor savaşa ve Antonius'un yardımcısı Kleopatra diyor ki sen şimdi kadın halinle gitme savaşa çünkü Antonius'un kafasını karıştırırsın ve Kleopatra da bir hükümdar ve komutan olarak bunu dinliyor ve ev kadını oluyor. Artık beynim yokuyor artık. Ben de haftada 2 gün tatil olabilirsin. Açmayalım bence. Evet. Yani şöyle bir yerden devam edip bir yere koyacağız. Evet. Şöyle yumurtamsı ovalimiz. Bir iki rüzgar yapar mısınız hışırdasın? Sarıyı çeker misiniz? Sağda ineceğim ben. Selva, gelmedin. Taksiden inip gelene kadar yok oldum ya, sırılsıklam oldum. Yol çok uzun sürecek. 3:10 geçiyor. Odaya gitmem bence 1,5 saat minimum. Benim izlemem gereken filmler var. Okumam gereken kitaplar var. Başka ödevlerim de var. Senaryo ödevlerim var. Ayrıca yarın bir çekimim var. Dolayısıyla bir kısmını tabii ki yolda yapmam gerekiyor. Açım ve bu etrafta yiyebilecek hiçbir şey yok. Geçenlerde bir lahmacun yedirdi arkadaşım orada geberiyordu 2 gün boyunca. Bütün midem lahmacun çalkalandı. Ya çok beceriksizim gerçekten.
damla balığına benzedi. Böyle bunun yuvarlak hali olsa. Burası böyle şöyle yuvarlak olsa. Şurası da böyle hani içeri oyuk olsa. Ya belki böyle aileden itilen bir kız çocukları şeyi, istatistiği üzerinden bir şey yani. Cordelia'nın. Harun öyle bir şey yapıyormuş. Çok iyi bir araç. Yani. Çok sağlam bir araştırma. De, çok sağlıklı bir rakam bu. Bir hafta provaya gidiyorum. Fringe Festival için. Orada hem oyuncu olarak yer alıyorum hem de benim tasarladığım, yönettiğim bir Shakespeare oyununu performansa çevirdik. Provaları aylardır bitmedi. Böyle güzellikler varken benim ev bulmam gerekiyor. Evet. Okulda Ali'nin şimdi demek de tadilat var. Şekil. Hayır, şu an hiçbir şey yok. Geldi. Gitti. Geldi. Bizde bir tane. Gölgede oynadık. Gülüm gülüm akarsın. Ben de Kordiyel Esitesi'ni izleyeceğim. Herkes babasına gülüyor. Baba. Sen tam şu ortada mı olacaksın? Baba beni seç, baba beni seç, baba beni seç, baba beni seç. Sen bir yerleş, senin gölgen düşmeyecek bir yere. Sana bakıyoruz, birbirimize bakıyoruz. Kayıtta mı? Şu yer de beyaz gözüküyordu. Ah, korkuyorum ya, şifar. Bence çok büyük hareketler ya, çok korkuyorum. Çok şu an herhalde. Arkalar nasıl? Sen bir çek, ben bir bakayım. Bir. Kayıt bir. Şunu bilin ki krallığımızı 3 parçaya böldük. Arkadaşlar çok özür diliyorum. Kesmek istemezdim. Bir hayvan gibi ses geliyor. Buzdolabı. Kayıt 2. Benim göğsümde kızım kadar. Bir zamanlar kızım olan senin kadar teselli bulacaktır. Sıkıntı değil. Kayıt 2. 3 bu 3. 3. Hayır ya. 3 3 bu kızın üç, böyle üç. Böyle halleri. Ben var. Böyle yaptım çünkü az tuhaf, önce 2 dedim. Yaptı. Aynen. Bu 3. İyi. Kayıt 3. Ve önüme doğru her türlü yoldan kestik. Bir şey diyeceğim. Fazla yürüyorsun bence harita için. Okay. O unuttu ya bence, bence oraya gitti. Bence haritayı yapma yani. Na 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 na. Kayıt 4. Gölge düşüyor koluna. Elbisenin gölgesi. Ne yapacağız? Nereye düşüyor? Bak koluna. Bak koluna. Kızın memesi abi, yapacak bir şey yok. İsterseniz durdurun bakayım. Kayıt 5. Bölüme doğru giden yolda. Öyle yani, imparatorluk falan. Yanına bir de tek sağ. Kesme kesme. Aynen. Kayıt 6. Kayıt 7. Kayıt 8. Hafızası yetmeyebilir. Damadımız korna. Keselim, ezan var. Evet, ezan kes. Var. Geldi çok... de. Kayıt 9. Böyle çok iyiydi. Böyle çok iyiydi. Yüzümde fırça kılı var mı? Senin kafası kanıyor. Senin kafan kanıyor. Niye kafası kanıyor? Peçete verseniz onu diyene kadar şu diyor. Ciddi misin ya? Evet, bak kafası kanıyor. Sivilcem var, dur bak şimdi. Bak doğru mu? Tampon hemen, hemen tampon. İçeriden kursdan git. Sigortan vardır. Kraft ödemez o kişi. Zaten SGK'ya bakarsak 11'de şalter kapanıyor. Haydi. 11'de şalter kapanır arkadaşlar. İyi değil miydi oğlum kayıt? Kullanılmaz mı bu? Kullanılır. Aa, sen de iyi bir şey mi bekliyorsun kız? Güzel bir şey. İyiydi işte. Kayıtım da o şeydeki klibindeki şeye benzemiyor mu? Hadi. Bir tane bir vahşi bile benim gözümde. Senin kadar. Bir zamanlar kızım olan senin kadar. Merhamet, yakınlık,
Gelin gel. Kestik. Çok iyi. Lütfen yardım çağırma, kulak verin. Tanıdığınız, bildiğiniz bir makyöz ve aynı zamanda saçla uğraşan biri varsa çok acil onunla beni görüştürmeniz gerekiyor. Yardımları bekliyorum. Saat 4'e geliyor. Craft'tan yeni döndüm. Ya makyajımı çıkarıp yatağa girdim. Deli gibi kıyametler koptu. Çok yorgunum ya. Bir önceki salı gün ben yoldan geldim, toplantıya gittim. Bugün benden istenen şeyleri kostüm, makyaj, saç, bir başka kostüm, çekim için her şey yapabilmek için o gün 5'te, sabah 5'te eve döndüm. Onda ben sokaktaydım yine. Bunlar için koşturuyorum ve diğer insanlar hiç bok yapmayıp benimle kavga edebiliyor. Artık bitsin şu. Ben bir şekilde motive olduğum Kıbrıs'a gidip gelerek ikinci çekimi duyunca benim için korkunçtu. Ona rağmen bitirmeye çalışıyorum. Ama bir yandan hani craft'ta artık yaptığım son işler. Yani artık ne öğrenciyle uğraşmak istiyorum ne otoritenin olmadığı yerde. İş yaparak vakit kaybetmek istemiyorum. Orada bir sahne hazırlarken insanların gelmemesi, seni mağdur etmesi, bilmem ne yapmasın. Bunların hiçbirini istemiyorum. Buna vaktim yok benim. Ben artık gerçek işlere ayıracağım vakit, enerji, para ve dünden beri öyle güzel yardımlar ve destek aldım ki bu yapmaya çalıştığım projeler için. Ya böyle aklıma geldikçe gülümsüyorum sokaklarda ve sürekli böyle geziyorum ve şey hani süper kahramanlarla çevrilmiş gibi hissediyorum kendimi. Ve benim de süper gücüm şans. Saç ve makyaj dönüşleri için de çok teşekkür ederim. Çok fazla dönüş aldım. Galiba hallettim bu işi. Buldum kendimkileri. Şimdi Hamlet'imin kostümünü yaptırdım. Retrodan gidip bir böyle hakim yaka bir şey aldım ve kollarını diktirdim orada. Sağ olsun Canan bu fikri verdi. Bana müthiş yardımcı oldu dün. Hem çok ilham verdi hem çok motive etti beni. Onun dışında Lear'ın bir sürü aksesuarına vesaire vesaire de yardımcı oluyor. Ya o kadar iyi geldi ki bana. Kaldı ki şu anki ruh durumum yani dün akşamki Fringe toplantısından sonra çok kötü. Bu Lear'ın videolarını çektik. İkinci kez çekmemiz gerektiği için inanılmaz bir hayal kırıklığına uğramıştım. Şundan dolayı yani, o çekimi 20 kere yapabilirim, sabahlara kadar çalışabilirim. Yani beni yoran iş yapmak değil ama gerçekten insanların saçma sapan kaprisleri, kompleksleri, kötülükleri, kıskançlıkları bunlarla da baş edebilirim. Ama ben her şeyi hazırlamışım, etmişim, her şeyin sorumluluğunu almışım ve hala saçma sapan fiziksel bir saldırıya uğrayınca dedim yani ve hani üzerine edilen kavga bilmem ne. Çok moralim bozuktu yani dün deli gibi ağladım zaten toplantılarda da. Bu da şey değil yani ay biri bana bir şey dedi bilmem ne oldu ama bir yaşadığım şiddetin yarattığı bir şey. İki, yoruldum artık yani ben Şubat'tan beri çalışıyorum bu proje için. Hani 4 saat uyuyup böyle günlerce okuma yaptığım, insanlarla prova yapmaya çalıştığım diyorum çünkü benzerlerini o zamandan beri yaşıyorum. Yani öğrenciyle çalışmak istemiyorum artık hiçbir şekilde. Kaldı ki hani oranın bana kattığı şey çok çağıyla çalışmayı, craft olmayı seviyorum ama öğrenci olmayı, öğrenci kadar iş yapmayı. İşte hoca okey desin de kadar iş yapmayı
asla kendimi yediremiyorum ve hiçbir zaman kabul etmeyeceğim bunu. Ve böyle insanlarla iş yapıyorum ve sabah dünkü o kadar ağlamamdan sonra gözlerim şişti yani. İnanılmaz bir şey. Şimdi de bıraksam oturur ağlarım. Yarın yani Hamlet'i hazırladım. Onun kostümünü dikmeye Kraft'tan yardım alamadım. O da yine kişisel bir kapris yüzünden. Kaldı ki çok kolay yapabilecek biri var. Ama çok daha iyi, çok daha güzel insanlarla buluşmuş oldum bu sayede. Yani kostümle ilgili daha bir fikrim oldu. Bana hayır diyen insanlar başka şeyler öğrenmeme vesile oldu bu sayede. İtalya'ya gideceğim, Toskana'ya. Ondan önce işleri yetiştirmeye çalışıyorum. Hani bu kadar kısıtlı zamanda o kadar çok şey yaptım ki, bir yani salı günü geldiğim toplantıdan beri. Ona rağmen benim derdim takdir görmek değil, onaylanmak falan değil. Böyle dünkü kavga gibi bir şeyin esnasında. Çok yanlıştı. Yani tek ricam çekime saç makyaj hazır, ısınılmış, neyse ihtiyacımız olan neyse onlar halledilmiş şekilde gelelim. 11'de motor çalışsın. Hani ıvır zıvır doğru çekime ulaşmaya çalışmaktansa yeni şeyler deneyelim, hani daha iyisini deneyelim, daha farklı rolü farklı yerlerden alarak deneyelim benim şeyim ve iyi niyetimin sorgulandığı bir yerde ya da yetkinliğimin, bilmem neyimin sorgulandığı yerde benim işim yok yani. Ben en iyisi olması için çalışıyorum. Karşı taraf bana diyor ki kuaför bulamıyorum pazar günü. Başka gün yapalım mı? Siktir git yani o zaman. Bulamıyorum. Hani böyle bir şey olamaz ya. Yani ben böyle günlerdir aramışım, etmişim. Bu kadar yüzdüm, hadi kuyruğuna geldim, hadi kuyruğuna geldim diye diye yaptığım şeyler. Ben artık kendi işimi yapacağım yani. Böyle.